Merhaba değerli izleyiciler, Sektörün Dili programına hoş geldiniz. Ben Sercan Çelik, bugünkü konuğumuz işletmeci Funda Demirtaş. Funda Hanım, hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler? Bizler de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, bizi kırmayıp geldiğiniz teşekkürler, için. Teşekkürler, ben de şeref duydum. Çok mutlu ettiniz. Hem bir işletmeci olarak hem de bir dostum olarak. Kesinlikle, bir mukabele. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bugün sizlerle ilgili birkaç soru hazırladım. Hem sizle hem de sektörünüzle alakalı tecrübelerinize dayanarak soruları cevaplamanızı rica edeceğim. Büyük bir keyifle. O zaman izninizle sorulara başlıyorum. Tabii ki, buyurun. Bize kendinizden biraz bahseder misiniz? Kısaca kim olduğunuzu ve kariyerinizle bugüne nasıl geldiğinizi bizimle paylaşır mısınız? Funda Demirtaş ben. Kazan doğumluyum. Mersin'in küçük bir deniz kasabası. Ailemle hala orada yaşıyoruz. Ayrıca burada bir hayat kurdum. 5 yıldır Funcake aktif bir şekilde hayatta. 10 öncesinde 10 yıllık bir kurumsal bir şirkette yöneticilik hayatım var. Aslında onun vermiş olduğu bilgilerle, donanımla Funcake kuruldu. 5 yıldır da aktif bir şekilde hayattayız. Mersin Üniversitesi mezunuyum. Öncelikle bilgisayar programcılığı, sonra işletme ve şu an Marmara Üniversitesi yüksek lisans öğrencisiyim. Bir şekilde eğitim hayatım devam ediyor. Açlık üzerine ayrıca eğitimler almaktayım. Çok farklı bir sektörden gelmeme rağmen hiç yabancılık çekmedim. Aşçılık, üretmek benim işim diyebilirim. Çok güzel, yani bir kadın girişimcinin, hani aslında ilk başta baktığımız zaman bölümünüzün dışındaki bir işletmeye girmiş bulundunuz. Yani öncesinden yoktu herhalde bir... Aslında üniversite hayatım işletmecilik üzerine. Hı hı. Ama 10 yıllık bir kurumsal şirket geçmişim var. Orada da aslında branş dışında ayrıca bir aşçılık eğitimi aldım. Aşçılık üzerine bir okulu vardı. Mutfaklarınız kesinlikle iyi. Mutfaklarım iyi. Zaten genetik olarak ailemden dolayı da bir şekilde üretimi çok seviyorum. Sahiplenmeyi de çok seviyorum. Çok güzel. Yeniliklere çok açığım. Çok güzel. Eğitimlerini alıp sonra bunu bir işletmeci olarak hizmet vermeye başladınız. Ya aslında şöyle oldu. Bir nevi 10 yıllık bir kurumsal şirket işinden sonra ticari bir adım atmak istedim. Funcake aslında öyle doğdu. İki tarafı bir şekilde ticari olarak yürütecektim ama bebek gibi bir şey, doğurmak gibi bir şey, öyle bir sahipleniyorsunuz ki bir dakika yalnız bırakmak istemiyorsunuz. Sonuçta siz kendi adınızı veriyorsunuz ve verdiğiniz o adın bir başarıya ulaşması gerekiyor. Onun için de kesinlikle sahiplenilmesi gerekiyor. Ben de işimi, gücümü bırakıp tamamıyla bu sektöre adapte ettim kendimi. İşletmenizin rengini de temsilen zaten giymiş geldiniz. Evet, genelde aslında denk gel diyebilirim ama pek inanmayacaksınız gibi. İşletmede misafirlerim aynı şekilde. Ya işte bize özenli pembe giyiliyor, hep pembe mi giyiliyor? Denk gel diyelim ama benim rengim pembe. Rengin canlı insanın hayatını şekillendirir. Bu da benim bir parçam. Hayatım bu kadar canlı diyebilirim. Çok güzel. Bir de sizden bir ricam var. Açınızı birazcık kameraya tabii doğru ki çevirirseniz çok seviniriz. Seyirciler de görmüş olur en tabii azından. Ki. Diğer soruma geçecek olursam, bir işletmenin başarısında en kritik faktörlerden biri işletmecinin vizyonu ve stratejisidir. Siz işletmenizin başarısında hangi temel ilkelere dayanıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Vizyonumuz aslında anneyle değmiş ürünlerin modern mutfağımızla buluşarak muhteşem lezzetler yaratmamız. Bu benim gerçekten vazgeçilmez bir unsurum. Ana stratejimiz ise çalışan memnuniyeti ve bunun karşılığında müşteri memnuniyeti. Beraberinde zaten her şey gelmiş oluyor. Ve mümkün olduğunca ürünlerimi kazanımın mis topraklarından, sağlıklı bereketli topraklarından mutfağıma taşıyorum. Ve beğenmediğim hiçbir ürünü misafirime sunmuyorum. Çok güzel. Yani hazır ürünlerden uzak duruyorsunuz anladığım mümkün kadarıyla. Mümkün olduğunca bu tamamıyla %100 diyemiyorum günüm şartlarında. Ama %90'ı diyebilirim. Gerçekten anne eli değmiş deniliyor ya terimde. Yani, gerçekten anne eli değiyor. Çok güzel. Çünkü günümüz şartlarında biliyorsunuz ki sağlık çok önemli bir durum. Kesinlikle. Maalesef ki bazı işletmeciler de buna çok sıcak bakamıyor. Biraz bütçe dostu olarak davrandıkları için de sağlıkla ilgili problemler oluşabiliyor. Yani bu konuda o zaman size gönül rahatlığıyla güvenebilir miyiz? Kesin gönül rahatlığıyla güvenebilirsiniz. Şu anki başarımızın temel sebebi de bu zaten. Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Diğer soruma geçecek olursak, müşteri deneyimini iyileştirmek ve sadık bir müşteri kitlesi oluşturmak için
Hangi yenilikçi adımlar attınız? Şimdi misafirlerim de beni izliyor. Onlara selamlar gönderiyorum. Sadık müşteri demeyelim. Tamamıyla tutkuyla bağlı. Bizi ayakta tutan misafirlerimizden bahsedelim. Çünkü onlar benim var olma sebebim. Biz koca bir aile olduk, Funkek ailesi. Onlar yeri geliyor gelmeden bir telefonla mende olmayan birini bile bana aşkla yaptırabiliyorlar. Ben keyifle mutfağa girip harikalar yaratabiliyorum. Onların damak lezzetinden çok konforları önemli benim için. Geldiklerinde birebir kendim konforlarını sağlıyorum. Benim için o kadar önemli bir konu ki, o bahsettiğim Funkek aile bizi geleceğe taşıyacak bir unsur. O yüzden iyi ki varlar onlar. Yani şöyle bir şey de var mesela, ben dikkatimi çekiyor. Şimdi işletmeciler genel olarak sahnenin gözükmeyen kısmında oluyorlar. Hani bir ekip kurarlar ve o ekip üzerine ilerlerler. Siz sahnenin hem ön yüzündesiniz hem arka tarafındasınız. Yani mutfak kısmında da bir emek gösteriyorsunuz. Hani bu enerjiniz neye dayanıyor? Şöyle söyleyeyim, sizi ağırladım ve misafirlerimi de çok iyi bilirler. Çok bizim zaten işletme alanımız tamamıyla açık alan. Kapalı alanımız yok. Üretim yeri de misafirlerin göreceği şekilde, oturma alanı da. Her gün sabah ilk defa işe gider gibi başlıyorum güne. Bu çok önemli. Müziği, lezzeti kesin kendi ürettiğim için zaten arkasındayım ürünlerimin. Misafirlerim de herhalde kendilerini evinde gibi hissettiği için beni yalnız bırakmıyorlar. Güne benimle başlamak istiyorlar. Bu da benim için çok büyük bir keyif. Var enerjinizi aslında aktarıyorsunuz gibi bir kesinlikle şey oluyor. Kesinlikle paylaşıyoruz ha. Diyebilirim. Evet. Aslında oraya sadece funkek lezzetini tatmaya gelmiyorlar. Evet. Enerjimizi paylaşıyoruz, dertleşiyoruz. Biliyorsunuz hani üretiyorum, dışarıdayım, karşılamadayım. Aslında işimin başındayım diyebilirim. Çünkü Funkek Sayapark benim için çocuk, bebek ve ben onu bugünleri çok zor getirdim ve o kadar güzel sahipleniyorum ki. Çok güzel. Başarılarınız daim teşekkür olsun ederim, diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki biraz geçmişe dönersek. Pandemi sonrasında birçok işletme zorluklar yaşadı. Siz de biliyorsunuz ki. Sizce bu dönemde işletme yönetimi açısından en büyük ders neydi ve bu deneyimden nasıl faydalandınız? Ya pandemi herkes gibi benim için de çok zor bir süreçti. İşletmeyi kurduktan 15-20 gün sonra pandemiyle karşılaştık. Bu süreçte o karmaşanın içinde bocalamaktansa ayağa kalkıp yeni bir strateji belirlemem gerekiyordu. Herkes gibi bir üretime yöneldim. Yani benim üretmem gerekiyordu ayakta kalmak için. Şu an Funkek'in lezzetleri pandeminin getirdiği diyebilirim. Her şeyi kendim yapıyorum. Pasta seçeneklerim vesaire. Onunla birlikte sonuçta üretiyorsunuz ve bir şekilde bunları pazarlamak gerekiyor. Benim için sadece üretmek yetmedi. Pandemi sürecinde benim onları, misafirlerimi ulaştırmam gerekiyordu. Gerekse takeaway'ler, gerekse şu anki dijital platformdaki yemek şirketleri, herkesle anlaşma sağlayarak bir şekilde çarkı döndürmeye çalıştık. Bu benim için bir eğitim öğretim yeri oldu gibi diyebilirim. Hızlanmak değil ama başarıya ulaşmak için hani basamakları devam ettirmeniz gerekiyor ya. Benim için de nasıl bir süreçti? O sürecin içinde Funkek'si doğdu diyebilirim. Evet. Çünkü çok çabaladık ve üretmeyi öğrendik. Ve bu ürettiğimiz şeyleri ekibime öğretmeyi, eğitimci olmayı başardım. Bu çok güzel bir şey. Evet, doğru ama şöyle o dönem, pandemi döneminde biliyorsunuz ki çoğu işletmeci çok zor durumlara düştü. Ekonomik olarak sıkıntılara girdiler ve kepenk kapatmak zorunda kaldılar. Zor bir süreçti herkes için. Ama sizin bir doğuş gibi bir şey olmuş. Şöyle söyleyeyim, evet ben zor dönemi fırsata çevirdim. Evet. Gerçekten o kaosun içinde bocalamaktansa yeni bir adımla hayata dönme kararı almıştım ve bunu başardım. Ama sadece kendi işletmemde bunu yapmadım. Yani nereye ne verebilirim, ürettiklerimi kime nasıl beğendirebilirim savaşı doğdu bende. Bununla birlikte zaten var olduk. Yoksa kirası, doğalgazı, elektriği gerçekten çok zor güçtü. Yani ödeyemediğimiz günleri de yaşadık biz. Bunu bireysel olarak yaşamıştık. Ben bunu işletmemde de yaşadım. Ve takdir edersiniz ki kurumsaldan ayrılıp işi bırakıp gelip bu sektöre adım atmak benim için yani gerçekten cesaret ister. Herkes yapamaz. Bu konuda kendimi takdir orada ediyorum diyebilirim. Orada işte sizin girişimciliğiniz devreye girmiş oluyor. Yani hem iş dünyasındaki verdiğiniz emekler, STK'larda bulunmanızdaki koşturmalarınız, aynı zamanda işletme adına yaptığınız emekler, koşturmalarınız
Girişimciliğinizden kaynaklanıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, aslında uzun bir süre beni kimse fark edemedi. Çünkü ben sadece üretme, ayakta kalma çabasındaydım. Daha sonra siz değerli misafirlerle tanışmak, STK'ların beni keşfetmesi vesaire. Sonra bir nefes aldım ve gerçekten şuna inandım. Yani sadece üretmek, başarılı olduğuna inanmak yetmiyor. Bunu piyasaya bir de sunmak gerekiyor, tanınmak gerekiyor. Tamam. Yani o iletişim aracı çok önemli. Kesinlikle öyle. İkili ilişkilerle, iletişimiyle, işte dijital medya ile beraber ve sizin başarı azimlerinizle, çabalarınızla bugünlere gelmiş oldunuz. Tekrardan tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Peki Mersin'e dönecek olursak, Mersin gibi gelişmekte olan bir şehirde işletmecilik yapmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir? Hı hı. Bu pazara dair beklentileriniz, fikirleriniz nelerdir? Ya şöyle söyleyeyim, Mersin potansiyeli çok yüksek bir şehir. Fazlasıyla canlı bir şehir. Ve son bir 5-6 yıllık süreçte bunu fazlasıyla görebiliyoruz. 10 ayını yaz olarak yaşıyoruz, 2 ayını kış olarak yaşıyoruz. Evet. Ve insanların dışarıda fazlası zaman geçirmesini gerektirecek çok büyük bir sebep bu. Biz de işletmeci olarak bunu fırsata çeviriyoruz. Ben bunu fırsat olarak görüyorum. Lakin o kadar çok rekabet ön planda ki, her gün yeni markalar. Bu da beni cesaretlendiriyor. Ben yeni markaları bana rakip olarak görmüyorum. Beni rekabet olarak görmüyorsunuz. Görmüyorum. Hı. Çünkü bu benim için iyileştirici bir unsur. Ben her gün neyi yeniden yaratabilirim? Çünkü artık şehri Funkeki tanıyor. Evet. Bununla birlikte ben rekabete yönelmeyip neyi nasıl iyileştirebilirim, neyi ekleyebilirim çabasındayım. Çünkü şehir bunu gerektiriyor. Her gün geç alan bir şehir, kendini iyileştiren bir şehir. Aslında biz Mersin'i hiç böyle hissetmedik. Ben şu an gerçekten Funkeki kurduktan sonra şehrin ne istediğini, neler beklediğini görebiliyorum. Çok aktif. Pandemiden sonra daha da bunun farkına vardık. Şehir sahil çok aktif çalışıyor. Her yer rengarenk, sosyal aktivite, konserler vesaire. Aslında kendi adıma bir işletmeci olaraktan dezavantaj olarak görebilirim, ama ben bunu dediğim gibi fırsata çeviriyorum. Benim de çok hoşuma gidiyor şehri böyle görmek. Gerçekten biz şehri tanıyan, bilen insanlar olaraktan şehri kalkındırmaya başladık. Evet. Ya maddi ile manevi tarafını yaşıyoruz diye düşünüyorum. Bu da sizin iyi bir izleyici olduğunuzu gösteriyor aslında. Hani şehrin dinamiklerini, nelerde, nasıl, insanlara ne istediğini. Çünkü her yer farklı. Örnek veriyorum, Akdeniz bölgesinin istekleriyle Karadeniz bölgesindeki bir şehrin istekleriyle aynı olmuyor. Burada da iyi bir izleyici olmak gerekiyor. Siz de onu zaten yapmışsınız. O zaman tekrardan bir kadın girişimcinize geleyim. Tamam, olur. Kadın girişimci olarak iş dünyasında karşılaştığınız zorluklar nelerdi? Bu süreçte sizi motive eden en önemli faktör neydi? Ya şöyle söyleyeyim, sektör, benim bulunduğum sektör çok zor bir sektör. Acımasız bir sektör. Lakin idari erkanlar kadın girişimcilere destek olma taraftarı. Bu da benim için bir avantaj. Ben bunu fırsata çevirip tamamıyla kadın çalışanlara yöneldim. Tüm ekibim kadın arkadaşlardan oluşuyor. Bu fırsatla birlikte motivasyonumu sağlıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, benden ayrılan bir ekip arkadaşı, güçlü bir kadını yetiştiriyorum ve kendi işletmesini kurabiliyor. Şu an işletmemde kaç kişi varsa, kadın arkadaşlardan bahsediyorum. Bugün işletmemden çıkıp kendilerine bir işletme kurabilirler. Ben onlara rol model olabiliyorum. Ben onlara yol çok gösteren güzel olabiliyorum. Bu da benim için çok gurur verici. Yani tek başıma gelmedim bugünlere. Koca bir aile var arkada, ama her bireyi ayrıca önemsiyorum. Bu çok önemli. Yani bir işletmeci olarak hani çalışanlara böyle bir yol açmanız tabii ki de çok güzel bir şey. Yani sonuçta işletmeci, genel anlamda baktığımız zaman herkes ilk başta kendi işletmesini düşünüyor. Ama siz oradaki çalışan arkadaşlara çok değer veriyorsunuz. Kesinlikle. Yani Funkeki'nin arka planında işte kazanda annem babam konforunu bıraktı, bana üretim yapıyor. Saygılarımı sunuyorum. abim işini gücünü bıraktı, beni bu yolda yürüme taraftarı. Diğer yandan kadın ekip arkadaşlarım, herkes seferber oldu. İşte Funda'nı üretiyor, biz de öğrendik, biz de yapabiliyoruz. Yani bir rol model olmak o kadar keyifli ki, bu da benim motivasyonumu sağlıyor. Ben onlarla çok mutluyum. Mutlu oldukça zaten yeniliğe açık oluyoruz. Mutlu oldukça üretebiliyoruz. Evet. Mutlu oldukça da ailemiz genişliyor.
çok güzel özetlediniz. Peki şöyle diyelim, tavsiye olarak iş dünyasına atılmak isteyen genç kadınlara tavsiyeniz neler olurdu? Hangi konularda daha dikkatli ve stratejik olmaları gerektiğini düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, bu yola çıkarken bir sloganım vardı. Gücünüzü kalbinizden, emeğinizi ruhunuzdan alın. Atacağınız her adım iz bıraksın. Benim yoldaki ilk sloganımdı. Aynı anda öyle uyguladım ve geldiğim nokta Funcake, Funcakes'i. Kadın girişimden önce karar verip yola çıkmalı. Zaten devlet organları bu konuda destekleyici. Benim sürecim pandemiye denk geldiği için evet destek alamamıştım ama şu an geldiğim noktada bunu çok güzel değerlendirebiliyorum, araştırıyorum. Şu an profesyonel bir mutfak kuruyoruz destekle birlikte. Evet. Belki üçüncü bir funkik şubesi, belki de franchise, hepsi plan programda var. Ama tamamıyla inanıp bu yola çıktıklarında ki ben onlar için rol model olabilirim. Şehir bu konuda çok aktif. Kadın kooperatifleri, kadın dernekleri, biz bağlı olduğumuz STK'lar zaten bizim önceliğimiz. Bizim önceliğimiz kadın. Siz isterseniz her şey olur. Biz buradayız. Siz yeter ki kapımızı çalın. Evet. Biz her halükarda aynı yolda yürümeye zaten meyilimliyiz. Bu çok önemli bir şey. Tabii ki. Yürüdüğünüz yolda size destek verecek, güvenecek birilerinin olması. Güvensinler, inansınlar. Belki de dediğiniz gibi korkudan dolayı biraz da o girişimciliği yapamıyorlar. Belki destek görmek istiyorlar ya da bir motive olarak birinin ona yardımcı olmasını istiyorlar. Şu sebeple onlara rol model olabilirim diyebiliyorum. Çünkü pandemiye denk geldik ve ben bunu fırsatı çevirip üretebildim. Korkmadım. Az önce bir şey söylediniz. Kepenkler kapandı. Evet. Herkes bir adım geriye attı. Tam tersi. Ben üretmeyi öğrendim. Nasıl ayakta kalabilirim? Bir strateji planı belirledim kendime. Çözüm odaklı ilerlemişsiniz. Kesinlikle. Çözüm yaratmak gerekiyor. Oturup ağlayınca kimse size bir şey vermeyecek. Kesinlikle. Sizin inandığınız yolda yürümek için kendinize yeni bir strateji belirlemeniz gerekiyor. Ben de bu sebeple zaten rol model olmak isterim. Hiçbir kadına kapımızı kapatmıyoruz. İhtiyacı var ya da yok. Fikir almak ister ya da tadım yapmaya gelmek isteyen herkese, tüm kadınlara kapımız açık. Kız çocuklarımız ayrıca bizim kapımızı kolaylıkla çalabilirler ve şunu söylemek istiyorum. Sadece ben değil, şehrimizde çok önemli kadın işletmecilerimiz var. Bu konuda belki çok ön plana çıkmıyoruz ama gerçekten herkes evet. kendi çapında rol model sergileyip destek olabiliyor. Biz de buradan mesajını verelim arkadaşlarımıza. Evet, zor bir sektör. Aynı sektör olmayabilir. Adım atmak isterlerse biz buradayız. Çok güzel özetlediniz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Peki şöyle, artan maliyetler ve ekonomik koşullar işletmeleri zorlamaya devam ediyor biliyorsunuz ki. Hı hı. Siz bu süreçte maliyetlerinizi nasıl yönetiyorsunuz ve işletmenizi büyütme planlarınız nelerdir? Şöyle söyleyeyim. Kirası, doğalgazı, elektriği vesaire o kadar bireysel olarak yaşıyoruz ki bir de iki işletme için bunun plan programını yapmak benim için çok zor. Ama kaçırdığımız iki önemli konu var. Bir çalışan maliyeti, bir de iyi ürün maliyeti. Bu ikisi aslında ana unsurumuz ama ikisinden de çizdiğimiz bu doğru yolda vazgeçemeyeceğimiz temel unsurlar. Çalışan bizim için kazanç, iyi ürün kesinlikle bizi getirecek başarıda giden yol. O yüzden onlar bizim temelimiz. Ama onun dışında ekonomide kar da zarar da olabilir. Şu anda geldiğimiz noktada dezenflasyon şekline bürünüp ihtiyacı göre alım yapmaktayız. Yani bugün ne gerekiyorsa bugün onu alıyoruz. Zaten işletmemin her noktasında varım. Satın almasında, ürün kullanımında, stokta vesaire. Yani toplu ürünlerde stok yaparken de işin bilincindeyim. Günlük alım yaparken de bilincindeyim, kullanırken de bilincindeyim. Bu sebeple maliyet hesabım çok kolay olur. Biz pandemi sürecinde bu hesap kitabı yaparken zaten Funcakes'i doğmuştu. Şimdi aynı stratejiyle devam ediyoruz. Bu maliyet hesabı belki bize 3'ü, 4'ü, 5'inci şubeyi getirecek. Çok güzel. Yani aslında işletmenin her kısmında bulunuyorsunuz. Yani mutfaktan başlayıp bir müşterinin içeri girmesine kadar bulunuyorsunuz elinizden geldiğince. En sevdiğim nokta da o. Değil İçeriye mi? Giren misafir bizim baş tacımız. Kesinlikle tanışmalıyım, ilgilenmeliyim. Ne sever, kahvesi nasıl içer? Yani biz, dediğim gibi biz bir çekirdek ailesi, funkik ailesi. O durumda beni çok mutlu ediyor. Yani ben oradaysam, hangi şubedeysem oraya gelinmesi bile benim için büyük bir ayrıcalık. Evet, insana da tabii ki de mutluluk veriyordur. Kesinlikle. Yani o insanların enerjisi, size onlara kattığınız enerji tabii ki de insanlara, yani gelen müşterilerinizi, misafirlerinizi de mutlu etmiş oluyorsunuz. Peki şöyle bir soruyla devam edeyim.
teknolojiyle devam edelim. Teknoloji ve dijitalleşme her sektörde olduğu gibi işletmecilikte de büyük bir etki yaratıyor. Siz işletmenizde dijitalleşmeye nasıl adapte oldunuz? Gelişim ve bilişim bizim için evet çok önemli. Bunu mümkün olduğunca işletmemize, çalışanlarımıza entegre etmeye çalıştık. Çünkü iş yükünün azalması için buna ihtiyaç vardı. Aslında bunu biz bir nevi pandemi sürecinde entegre ettik. Şu an işimizin bir bölümü yükü kalktı. Ama benim tercihim evet dijitalleşme şart. İşte bizim ayakta kalma sebeplerimizden birisidir. Dijital platformda yemek şirketleriyle anlaşıp çalışmak, paket servisi, teke ve... Ama ben mümkün olduğunca belki benim tercihim kızan, üzülen de olacak ama işletmemde mümkün olunca gelen misafire birebir iletişim kurmak, temas etmek benim tercihim. Ben de buna inanıyorum. Bu şekilde var oluyoruz. Bu şekilde Funkek ailesi, çekirdek aile doğuyor. Yani evet... dijital platformda home office çalışan, işte işletmeye gelmeye tercih etmeyen misafirlerimize paket servis take away hizmeti verebiliriz ama gelen misafirler de mümkün olduğunca biraz ben teknolojiden uzak kalıyorum diyebilirim. Yani siz daha çok birebir iletişimle tercih ediyorsunuz. Evet ama ben olursam yoksa bu bir şart. Çünkü artık önceden adisyonlarla sipariş alınıyordu. Şimdi QR'la okutup direkt sistemden sipariş evet. verilebiliyor. Bunun bir ileri versiyonu da tabii ki de çıkacaktır. Evet. Ürünü kimin hazırlayacağı mutfağa direkt ilgili elemana gidiyor dijital ortamda. Bunlar aslında iş yükünü azaltıyor. Ya da yasal olarak bir sürecin işte denetimi yapıldığında tek tuşla tüm veriler çıkıyor. Benim tüm iş yükümü alıyor. Bir nevi ben bir adım böyle iletişim kurup birebir ilgilenmeyi tercih ediyorum diyebilirim. Toparlayacak olursak şöyle diyorsunuz anladığım kadarıyla. İş yükünün evet azalmasında bir fayda var ki bunu da istiyorsunuz. Bu her sektör için geçerli bu arada. İşletme sektörü değil de bütün sektörlerde iş yükünün azalması lazım. Ama tabii ki de iletişimin de kopmaması gerekiyor. Kesinlikle. Bunun bir dengesi olması lazım. Bir sıcak satış, temas şart kesinlikle. Evet. O tebessüm, ilgi, alaka, gelen misafire kendini özellikle hissettirmek. Bunlar benim işletme anlayışım ve vazgeçemem onlardan. Evet aslında ticari hayatla hani memur hayatı gibi bakacak olursak zaten ticari hayatın farklılıklarından bir tanesi de bu. Hani sıcak temas ve iletişimle geçiyor. Ya teknoloji hem içeride hem dışarıda işletmemiz için fark yaratıyor diyebiliriz. Evet. Tercih ettiğimiz yerde olmayı bu bize mutluluk veriyor diyebilirim. Evet. O zaman biraz da turizme geçelim. Mersin'in gelişen turizm potansiyeli üst dünyasını nasıl etkiliyor? Turist yoğunluğunun artması işletmelere ne gibi fırsatlar sunuyor? Ya şöyle söyleyeyim, turizm potansiyeli arttıkça bizim için, biz kafe sektörü, işletmeciler için çeşitlilik de artıyor. Biz sabit kalma, ürünleri sabitleme taraftarı değiliz. Neden? Çünkü ya örnek veriyorum, yakın ülke komşular, işte yakın ilden gelen misafirler geldiğinde bir lezzet çakışması yaşamamalı. Ben bu konuda çok açığım. Yeniliğe de o kadar açığım ki anla bir şey üretebiliyorum. Yani bir Rus misafirim geldiğinde evet bizim pastalar bir melodik üretebilmeliyim diyebiliyorum. Bu çok güzel bir şey. Yani yarın için, yarından sonrası için gelecek müşterilere özel ürün, misafirlere özel ürün tasarlamak, yaratmak bu benim işim olarak değerlendiriyorum. Şehir potansiyeli sahip bir şehir. Bugün yarın daha da artacak bu. Turizmin canlanması için, onları buraya çekebilmek için bizim canlı tutmamız gerekiyor, bizim evet. bağlamamız gerekiyor. Benim konseptim de o kadar uygun ki gelen misafirlere. Yani bir ay öncesinden Instagram'dan yazıp, evet şurada fotoğraf çekilmek istiyorum, bu ürün adı neydi, ben kendim bu ürünü servis olarak istiyorum diye rezerv oluşturan çok misafirimiz var. Bu acayip gurur verici bir şey. Fotoğraf çekimi alanımız var, dekorumuz, sunumlarımız, tabak çanaklarımız. Yani inanın o kahvaltısını birebir isteyen misafirlerimiz bile var yurt dışından. Bu da beni sürekli yeniliğe itiyor. Her gün yeni bir şey ekleyebiliyorum. Bir mesaj beni yeniden yeni bir işletmede yeni bir ufuk çizgisi yaratabiliyor. Bu da benim farklılığım diyebiliriz. Yani evet küçük bir işletmede dünyaları yaratabiliyoruz. Tamamıyla bunun işte değil de işi aşka dönüştürmekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Evet, işinizi bayağı bir aşka dönüştürmüşsünüz evet. ve hep yenilikçi tavrınızla daha da ileriye götürmeye çalışıyorsunuz. Yani turizmin gelişmesinde ufak da olsa payımız bu şekilde olacak. İnsanları bu şehre nasıl çekebiliriz? Evet, çok aktif bir şehir. Gezinmeye değer bir şehir.
Ama ufak ufak da herkesin bir payı olmalı diye düşünüyorum. Ben de üstüme düşeni yaptığımı düşünüyorum. Yani Mersin zaten baktığımız zaman turizm şehri. Evet. Sadece buna biraz değer katılması lazım. Bu da şehirdeki işletmeciler ve yaşayan insanlardan biraz da destek olması evet, gerekiyor. Evet, şehre yatırım yapılmalı ve bununla ilgili yine kadın logosu, kadın imzası dediğimiz kadın vekilimiz var bununla çok uğraşan. Evet. Umarım önümüzdeki dönemde bu çabanın karşılığını görürüz. Herkes ufak ufak üstüne düşeni yaptığında gelenlere bir şekilde bir sadece mutlu etme taraftarsan bunun için büyük yatırımın belirli bir yerden gelmesi gerekiyor. O çaba için de öyle kadın vekilimize teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Peki sürdürülebilirlik iş dünyasında giderek daha da çok önem kazanıyor. İşletme olarak çevresel duyarlılık ve sürdürülebilirlik adına ne gibi adımlar atıyorsunuz? Sürdürülebilirlik deyince aklıma geleceğe taşınmak geliyor. Neyi taşıyabiliriz, kimi nasıl taşıyabiliriz? Kendi sektörüm için söyleyebilirim. Öncelikle çalışanımı taşımak istiyorum. Sonrasında yerel lezzeti taşımak istiyorum. Sonrasında toprağın bize sunduğu bereketi sahiplenip geleceği taşımak istiyorum. Markamı sahiplenmek istiyorum. Bunlarla birlikte çevreye olan duyarlılığımızı en üst seviyede taşıyabilmek için bunu ayrıca arkadan gelen nesile de aşılamak gerekiyor. Evet. Bunun için sahiplenilmesi, aşılanması konusunda da asıl sorumluluk bizim. Biz bunu maddiyatı gözetmeksizin sahiplendik ve devam ettireceğimizi düşünüyorum. Benim için çok önemli bir konu bu. Evet, teşekkür ediyorum bilgileriniz için. Umarım da öyle olur. Ama hani sizin de dediğiniz gibi sürdürülebilirlik her zaman lazım. Ya ben şunu da mesela görüyorum. Mersin olarak konuşacağım tabii ki de yerel olarak. Şimdi bazı işletmeciler ilk başta çok güzel bir hevesle, çok güzel bir duyguyla açılır ama bu sürdürülebilirliği getiremiyorlar. Yani tamamlayamıyorlar. Bir süre sonra kendilerine bir şey katmadıkları için ya da konseptlerinde olsun ya da çağa ayak uydurmak olsun. Yani şundan örnek veriyorum 3 sene öncesiyle şimdiki dönemimizdeki popüler kültür bile aynı değil. Hani bunu yapmayınca da sürdürülebilirlik çok olmuyor. Yani bu konuda dikkat etmeleri lazım. Şöyle söyleyeyim, ayakta kalmak gerçekten çok zor. Bir şekilde ayakta kalabilmek için gerçek anlamda üretmek gerekiyor ve üretirken de maliyet hesabı yapmak gerekiyor. Her detayla ilgilendiğim için belki bugün bu noktadayım ve ilgilenmeye de devam edeceğim. Çünkü ben Funkik ve Funkix'i fazlasıyla sahiplendim ve devamı da gelmeli. Gelebilmesi için de her detayında olmam gerekiyor. Gerçekten hayatta kalmak çok zor. O yüzden bunu keyfe dönüştürerek çalışmak gerekiyor. Dedim ya, iş değil aşka dönüştürürsünüz varoluşunuzu. Biraz bakış açısını değiştirmemiz lazım. Bakış açısını değiştirmek gerekiyor. Yani belki de ben üretmeseydim, belki de ben bu kadar sahiplenmeseydim, iş değil de aşka dönüştürmemiş olsaydım, belki ben de kepenkleri kapatmış olabilirdim. Bu çok önemli bir detay. Herkes de hayatından bu kadar ödün vermeyebilir. Çünkü bu sektör dediğim gibi çok acımasız bir sektör. Ne özel hayatınız kalıyor, ne sosyal hayatınız kalıyor. Yani bayramda bir anne babanın elini öpmeye gidemiyorsunuz. Onlar kafeye geliyor. Birlikte bir şeyleri başardığınızın hissiyle bayramı sizi kutluyorsunuz. Sizi çok iyi anlıyorum bu da çok önemli. Evet, yani iyi ki varlar onlar da. Gerekiyor. Yoksa gerçekten çok zor, acımasız bir sektör. Yani marka değerinin artması için emek ve zaman gerekiyor. Emek, çaba kesinlikle. Bu ikisi olmayan, yani şimdi evet emek veriyorsunuz ama onun için de zaman da gerekli. Özel hayatımızdan geri geliyor. Cidden biz büyük zamanlar verebiliyoruz. Aile hayatımız olsun, ev hayatımız olsun derken zaten markanın da değerini arttıran da bunlar. Yani bunlardan ne kadar çok fazla verirsek o kadar değer artıyor. Belki bir süre böyle gidecektir. Zamanı gelince bu kadar vakit harcamayacaksınız ama bence ilk başta bir işletmenin kendi ayaklarının üzerinde durması için bunları yapmamız gerekiyor. Ben yine zaman harcarım. Yine siz yine devam edeceksiniz. Evet, kesinlikle. 3-4 ya da franchise'lik verdiğimizde bile ben yine işletmemin başında lezzetlerin tadına bakarak, üreterek, gelen misafirlerle aile olaraktan devam edeceğim konusunda netim yani. Çünkü ben bu şekilde yaşamaktan keyif alıyorum diyebilirim. Umarım diğer işletmeciler de sizler gibi düşünüp hani Mersin'imize çok güçlü işletmecilerimiz var, çok evet. Güzel hikayeler var. Herkes kendi hikayesini yaratıp peşinden gitmeye çalışıyor diyebilirim. Evet. Peki başarılı bir işletme kurarken en çok dikkat ettiğiniz ve asla taviz vermediğiniz yönetim prensibi nedir? Ya şöyle söyleyeyim. Öncelikle kesinlikle bir hedefiniz, amacınız olmalı.
Ve bu yolda giderken doğru adımlarla doğru yolda gitmeniz gerekiyor. Bu süreci yasal olarak tam anlamıyla engellere takılmadan devam ettirirseniz yolun sonu zaten başarı. Ama benim olmazsa olmazım. Personellerimin motivasyonu, onlar benim her şeyim, bir güler yüz. İkincisi kesinlikle kaliteden ödün vermemek, bizi biz yapan. Üçüncüsü de biz müşteri kelimesini sevmiyoruz, misafirlerimiz. Bunu da kabul ettikten sonra geriye ne kalıyor biliyor musunuz? Sabah her gün yeni bir işe gider gibi ışıl ışıl, güler yüzlü, keyifle, yeni bir şarkı, yeni bir sunum, yeni bir lezzet. O kadar keyifli ki, o yüzden hedefiniz amacınıza zaten ulaşmış oluyorsunuz. Bu şekilde her gün yeni bir şey katarak, aslında evet tek bir hedef olabilir ama o hedef beraberinde bir sürü hedef getiriyor. Çünkü kısa sürede bu heyecanla, enerjiyle tamamlıyorsunuz. O yüzden kısa süre sonra yeni bir hedef lazım, yeni bir hedef lazım. Evet, ben de katılıyorum bu arada dediklerinize. Ya bu ekip işi aslında. Kesinlikle baktığımız ekip işi. Hani tek başına olunacak bir şey değil. Mümkün değil. Ekip ruhuyla beraber güzel sonuçlar elde edilebiliyor. Ve bu ekibin tamamıyla kadınlardan oluştuğunu, bir güç olduğunu, her birinin ayrı bir güç kattığını düşünürseniz... Çok güzel. Muhteşem bir duygu. Peki sosyal medya ve online platformlar müşteriyle doğrudan iletişim kurmanın en etkili yolları haline geldi. Bu kanalları işletmenizin büyümesine nasıl kullanıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Evet biz doğduk. Büyüme çabamız varken aslında sadece en iyi ürünleri üretebildik. İşte misafir ağırlamaya çalıştık ama en önemli şeyi unuttuk. Reklam, iletişim. Ve biz bunu Instagram'la birlikte sağladık. Sosyal medyada kesinlikle var olma sebebimizin, ailemizin %100 büyümesinin temel amacı sosyal medya. Ve biz bunu şu an en aktif şekilde kullanıyoruz. Her detayı misafirlerimizle paylaşıyoruz. Ailenin büyümesinde madem ki en önemli adım bu, biz de bunu neden dış planda bırakalım dedik. Çok geç keşfettik. Belki de imkanlarımız olsun da öyle oldu. Şimdi bizim işletmemizi temel kılan esas konulardan biri sosyal medya. Sosyal medya ilerlerken, ailemizi genişletirken de arka planda da dediğim gibi pandemide tanışmış olduğumuz dijital ortamda sipariş verme. Bunların hepsi bir zincir ve bu çark bu şekilde dönüyor. O yüzden benim için, Funcake için sosyal medya vazgeçilmez bir unsur. Yurt dışından yakın komşu illerden gelen misafirlerimiz hepsi bize sosyal medya aracılığıyla tanıdı. Evet. Hala o araçla bize ulaşanlar var. Hala tatil planı yaparken iki ay öncesinden bu köşede bir kahve içmeye geleceğim diyen misafirlerimiz var. Bunun hepsi sosyal medya aracılığıyla oldu. Biz de mesela diğer illere gideceğimiz zaman, tabii ki. Antalya'ya gideceğimiz zaman öncesinden bir araştırma yapıyoruz. Hangi işte kafeye gidelim? Hangi işte eğlence mekanına gidelim diye önceden araştırıyorlar. Siz de mesela bunlarla ilgili sosyal medyanızda karşılaşıyorsunuzdur. Kesinlikle ve sırf bunun için ben sürekli işletmede yenilik arayışındayım. Hangi köşeye ne ekleyebilirim, ne yapabilirim? Öne çıkartıyorsunuz. Tabii ki. Bunu izleyen tabii kişiler de dikkatini çekiyor ve sizin oraya gelmek istiyor. Şu anda da zaten iki işletmede de çok farklı noktalarda fotoğraf köşemiz var. O fotoğraf köşelerini sürekli revize ediyorum. Sürekli. Aynı bırakmıyorsunuz. Tabii tabii kesinlikle. Çünkü bugün şu nokta için gelen misafirim yani bu nokta için gelmeli. Ya da tabii ki lezzet için gelecek ama geldiği yerde kendini huzurlu, mutlu hissetmesi tamamıyla benim o renkli dünyama bağlı. Ve ben iki işletmede renkleri kullanıyorum. Renkler benim için çok önemli. Hayatımı, duruşumu değiştiriyor. O yüzden renkler hep hayatımızda olsun. Şeyi konusuna değineceğim ben. Hani dediniz ya ben mesela bir köşeyi fotoğraf köşesi olarak bırakıyorum. Dediğiniz gibi bir misafiriniz, müşteriniz orada gelip bir fotoğraf çekiyor. Az önceki yenilikçilikten bahsetmiştik. Ben bu konuya da değineyim. Şimdi bazı işletmelerde dediğiniz gibi artık moda oldu. Birkaç yıldır aslında hayatımızda. Köşelerde güzel renkli böyle farklı tarzda fotoğraf çekilme yerleri oluyor ve gelen misafirler de orada fotoğraf çekilip sosyal medyada veya arkadaşlarıyla falan paylaşıyor. İkinci geldiğinde, üçüncü geldiğinde artık oralarda yani ya gelmemeye başlıyor ya da yeni açılan bir yere gidiyor. Siz öyle yapmıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki evet bunu bir süreden sonra artık değiştireyim. Gelen kişi tekrardan gelsin, başka bir şekilde resim çekilsin. Yani üstüne katıyorsunuz, aynı şekilde kalmıyorsunuz. Bunu yapmıyorlar işte, hep aynı şekilde kalıyor diğer işletmeciler. Ve bu da artık onu sekmeye uğratıyor.
yenilikçi şeyini geride bırakıyor. Kesinlikle. Yavaş yavaş gelen misafir sayısında düşmüş oluyor işletmede. Yani bu heyecan, bu renk çok önemli gerçekten. Belki bu enerjiyi hissetmesem, ailemiz yeni bireyler dahil etmesek bizi 3. 4. şubenin hayalini kurdurmayacak. Gerçekten bu şekilde oluyormuş. Bir bütün renkler, misafirler, fikir alışverişi, istek arzular tamamıyla gelen misafirlerin isteklerine yönelik aslında biz yenilik katıyoruz hayatımıza. Çok güzel. Ya aslında ben işletmeyle alakalı, kadın girişimciyle alakalı çok fazla soru hazırladım size. Gönül isterdi ki bütün soruları size sorabilmek. Ama sürenin sonuna doğru geldik. Yani son bir diyeceğiniz bir şey varsa hem girişimciliğiniz hakkında hem işletmeyle alakalı bir şey varsa söylerseniz ben de yavaştan kapanışa geçeyim. Ben sloganımı tekrar söylemek isterim. Tabii ki, buyurun. Gücünüzü kalbinizden, emeğinizi ruhunuzdan alın. Atacağınız her adım iz bıraksın. Gerisi çok kolay. Kadın şehirdeki kadınlara mesajım şu. Gerçekten yapmak istiyorsanız kalbinize, yüreğinize inanın ve ayağa kalkın. Bunun için atacağınız ilk adımdan sonra zaten biz rol modeller destek oluruz size. Bu heyecanla doğru yolda doğru adım attıktan sonra zaten başarı kendiliğinden geliyor. Ve biz kadın dayanışmasına çok önem veriyoruz. Ben bireysel olarak ayrıca önem veriyorum. Lütfen benimle tanışsınlar. Çok isterim. Çok mutlu ettiniz sözlerinizle. Umarım herkes, tüm işletmeciler sizin gibi böyle enerjik ve dinamik olur. Teşekkürler. Yani enerjinizi ben ekrana da yansıttığınızı düşünüyorum. İzleyenler de bunu görmüştür. Biraz canlıyın heyecanı ama yok. Umarım mesajlarımız yerini bulmuştur. Bulduğuna ben eminim. Tabii ki de hani daha da farklı şeylerde ulaşmak isteyen olursa siz onlarla tabii zaten ki iletişime geçebilirsiniz. Siz değerli izleyicilerinizi eğer ki bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Çok teşekkür ederiz. Bugün bizi kırmayıp geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Tecrübelerinizi bizle paylaştığınız çok için. Çok mersi. Evet değerli izleyiciler, Funda Hanım'ın zaten enerjisi ekrana yansımıştır diye düşünüyorum. Bugün onun bir işletme ile alakalı tecrübelerini dinledik. Bize çok güzel şeylerden bahsetti, aktardı girişimciliğinden, işletmecilik sektörüyle alakalı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki yayında farklı bir sektörle görüşmek dileğiyle.